Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Iron Fish'ten bahsedeceğim. Bu Iron Fish olayı şu anda popüler olmaya başladı. Sebebi hemen şöyle gösteriyorum. Birinci 1000 dolarlık ödülü 5 miners arasında dağıtılacak. İkinci 5 minerslara da 500'er dolar. Üçüncüye 100'er dolar. Bu airdrop olayı var 10.000 dolarlık. %0 da pool fee var. Yani ücretsiz pool'umuz var. Ve akabinde 20 Nisan ile 20 Mayıs arasında gerçekleşecek olan 10.000 dolarlık ödülü rastgele hangi minerci kazanacaksa ona dağıtılacak. O yüzden insanlar artık bunu kazmaya başladı. Büyük ihtimalle bu bir coinlerin herhalde bu şekilde bir airdroplara girmesi hiç kaçınılmaz değil. Çünkü popülaritesini arttırmasının bir sebeplerinden biri de bu. Şimdi bunu nasıl Windows üzerinde kazılacağını sizlere göstereceğim. Ve öncelikle wallet adresini almamız lazım. Ama burada şimdi şunu tıkladığımda wallet'a kendi sitesinde maalesef ki diyor ki az sabır edin wallet adresi için. Ama haberdar olmak içinse e-mail adresinizi verin. Subscribe yapın. Direkt size bir e-mail atalım. Wallet'ımızı çıkardık diye. Ama bunun yerine bizlere şöyle göstereceğim. Get Started'dan wallet'ı nasıl alırız onu göstereceğim. Bu tabi güvenmiyorsanız ki eğer muhakkak ki yapmayın. Bunu size söylüyorum. Çünkü borsada parayı yöneten de sizlersiniz. Ben sadece bunun nasıl bu yolla kazıldığını sizlere göstereceğim. Tıkladım direkt. Notu indiriyorum. Bu notu yazılımcılar indirmek zorunda kalıyor. Çünkü PowerShell ile olsun veya Visual Studio ile olsun bununla yapılıyor. Yani bu eklenti şart. Şimdi komple bir dolsun bu. Ha, bu arada da bayramınız mübarek olsun. Nice güzel bayramlara diliyorum. Evet, indirdi. Şimdi hemen o dosyayı bulayım ben. Ha, pardon, dosyayı bulmadan önce şuna not yazdım. Ama nottaki şu install attrition tools for notes'u tıklayacağım. Tabs'a basıyorum iki defa. PowerShell'i açıyor bana. Şimdi buradaki bütün ön yüklemeleri bana kendi ayarlıyor. Kendi ön yüklüyor. Dediğim gibi güvenmiyorsanız sakın 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 yapmayın. Bu biraz uzun sürecek. Yaklaşık 5 ile 10 dakika arası. O yüzden videoyu durduruyorum. Yükledikten sonra direkt bu komple kapanacak. Başka bir şey yapmıyoruz zaten. Direkt yüklemesini bekliyoruz. Ve otomatikman bu ekran kapanıyor. Ondan sonra devam edeceğim. Dediğim gibi komple çıktı. Yani attı oradan bizi. Ama şimdi PowerShell'e girmemiz lazım. Yönetici olarak çalıştır diyorum PowerShell'e. Artık işimiz burada. Burada ne yapacağız? Hemen geliyorum. Tıkladım. Bunu kopyaladım. Kopyaladıktan sonra PowerShell'e yapıştırıyorum. Enter'ladım. Bu şimdi ben de bunun yüklenmesi lazım. Hatta şöyle biraz büyüteyim. Hem biraz durdurayım çünkü yine bu işler biraz uzun sürüyor. Videoda uzatmama açısından durdurayım. Biri yükledi, iki yükledi, üçü yükledi. Şimdi dördü yüklüyor. Şimdi bunlar yüklendikten sonra direkt şunu kopyalayacağız. Çünkü update istiyor bizden. Tıkladım. Devam ediyor yüklemeye. Tamam. Bitti. Hemen neredeydi bu? Şuradaydı. Akabinde Iron Fish yazacağım.
Enter'ladım. Ne diyor? Connected loaded scripts disable system. Politikaya bana Microsoft tarafından izin verilmediğinden bla 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 işte hata. Ama bu politikayı da nasıl açacağımızı hemen gösteriyorum. Set tire on policy boşluk tire yine quotation policy boşluk remote signet boşluk tire scope boşluk current user enter. Burada politikaya izin veriyor muyuz? Evet, yes. İzin verdi. Ne yapıyorduk? Yine ayrım fişe devam. Hop. Şöyle ben bir hemen kopyalayayım, yazmayacağım. Enter'ladım. Geldi. Ayrım fişimiz geldi. Şimdi burada ayrım fiş geldikten sonra yine tekrardan geliyorum buna. Ayrım fişte yapmam gereken bu sefer şimdi kontrol yine V ayrım fiş start. Artık start komutunu veriyorum. Bana şeyi versin. Havalimanı cartcurt erişime izin ver. Evet. Bakın. Direkt bana adresimi verdi. Burada da gözüktüğü üzere. Adresim bu. Şimdi bunu kontrol C istemiyorum güncelleme. Node CC'de kaydediyorum. Bunu kaybetmeyeceğiz çünkü bu bizim artık cüzdanımız oldu. Tamam. Şimdi bunu şöyle bırakayım aşağı. Burada da bakın komple aşağıya doğru bize şey yapmaya başladı. Nasıl cüzdanlarda solda bizim blokları çözüyordu. %012. Aynı şekilde de burada devam ediyor. Bu bizim artık cüzdanımız. Eğer ki sağlamasını yapmak da istiyorsanız olur da emin olmak için yine PowerShell'e geliyorum. Yönetici olarak çalıştır. Buraya ise iron fish boşluk wallet 2 nokta üst üste address enter. Bakın sağlaması da bu şekilde. Demek ki evet doğru. Şimdi bunu kapatıyorum. Bununla işimiz yok. Geldim buraya. Rigel kullanıyoruz. Rigel'de direkt indiriyorum. İndirdim, açtım. Burada Iron yazıyor. Iron'u diğer seçeneklere tıklayayım da. Edit. Burada. İşi burada çözeceğiz. Ama Flexpool'da kazmayacağız. Nerede kazacağız? Hero Miners'da. Şimdi bunu buradan alacağım. Kestim. Şimdi bunun çalışmasını istemediğim için buna kopyalıyorum. Yeşilliyorum. Burada hepsi tamam. Ne diyor? You wallet. Hemen şimdi wallet'ımızı çözelim. Şurada pardon. Şurada kopyalamıştık zaten. Kopyaladım. Geldim buraya. Ctrl V. Wallet'ı çözdük. Şimdi wallet'ı çözdükten sonra neydi? Blake 3. Hash red node'a şimdi size 3080 ile ilgili bir şey göstereceğim. Evet biraz teferruatlı oluyor ama yapacak hiçbir şey yok. Videoda bu yüzden de uzuyor maalesef ki. Papricoin değil tabii ki. Dynasty değil. Chinet değil. Neyse. Alepium. Bak. Blake 3. Bu Alepium'dan Blake 3 algoritmasını kullandığı için bu algoritmadaki direkt medium high overclock'ları kullanabiliriz. Şimdi buradaki ise overclock'u komple şunu kopyalayabilirsiniz. Ama ikisini LOL Miner'la BZ Miner için yapılmış. Biz Rigel kullanıyoruz.
Buradaki biraz değişiklikler var. Yani bunları aslında göstermeyeceğim. Çünkü ben de overclock yapmayacağım. Direkt kazmaya başlayacağım. O yüzden bunları buradan kopyalayıp akabinde gelip şunun sonuna, log'dan sonrasına yapıştırabilirsiniz. Şimdi ben bunu Ctrl S dedim. Kapatmıyorum. Bu şekilde kalsın. Burada şeyi de açtım. GPU'nun ne kadar çalıştığını, kaç derecede çalıştığını. Şimdi burada bakalım, çift tıklayalım, çalışacak mı? Of, geldi. Bir anda 65'e 64'e fırladı. %71 fanda vesaire vesaire. Bunu dediğim gibi overclock'la çok güzel bir şekilde yapabiliriz aslında. 16.88 86 GH veriyor. Bakayım şuradan da. Evet, 16.88. 50 de MH veriyor burada. Haşretimiz de bu total. Dediğim gibi bu şekilde bunu kazarsak ki buradan pay alabilmemiz için işte 1000 dolardır, 500 dolardır, 100 dolardır bu şekilde kazmaya başladı insanlar. Burada Windows'a nasıl kazıldığını size öğrettim ve cüzdanı nasıl aldığını size gösterdim. Artık karar sizin. Nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapın. Para politikası da borsada sizsiniz. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.